Ben Canan Neval. 10 Ekim 2015 tarihinde ben de Ankara'daydım. Orada çok coşkulu bir atmosfer vardı. Yani kalabalık bir ekipti. Kalabalık bir şekilde gitmiştik biz. Yolculuğumuz aslında daha güzeldi. Çok keyifli halaylarla, türkülerle geçmişti. Bizim için en kıymetlisi oydu. Yani gidişimiz çok güzeldi. Ama gittiğimiz gibi dönemedik. Alan çok kalabalıktı. Normal şartlarda böyle programlarda yüzlerce polis olurdu. Asla hiçbir şekilde güvenlik önlemlerimiz alınmamıştı. Bir tane polis yoktu veya herhangi bir arama noktası yoktu. Yol boyunca hiçbir arama noktası olmadı. Açıkçası biz buna biraz şaşırmıştık. Sonrasında farklı şehirlerde yaşayan herkes işte sevdikleriyle birleşti. Güzel bir ortam vardı. Coşkuluydu, neşeliydi. Daha sonrasında yürüyüş anını bekliyorduk. Barış mitingiydi. Yani hepsinden öte zaten çok kıymetli bir gündü. Barış için yüzlerce insan oradaydı o gün. Bir süre sonra patlama oldu. Bir Allahu Ekber sesi geldiğini hatırlıyorum. O yüzden yakın olduğumu düşünüyorum. Savruldum zaten o anda. Bir yere düştüğümü hatırlıyorum. Ben başta böyle bir farklı bir şey gibi düşündüm. Biber gazı vesaire gibi saldırı olduğunu düşündüm. Ama öyle bir şey değildi. Sonra bir tanıdığımız beni tuttu, bize bomba attılar diye. Birlikte kalkmaya çalışırken bir iki adım attım, atamadım. İkinci patlama oldu. O esnada bir kopmuş bacak veya koldu hatırlamıyorum. Bana böyle göğüs kafesime çarptı ve savruldu. Onunla birlikte ben de yere düştüm. Bir süre arkadaşlar beni bulamadılar. Benim yanımda birisi daha vardı. Birlikte bağırdık bir süre. Ondan sonra biber gazı attılar bir an. Biber gazı attıktan sonra zaten bir süre bilincimi kaybetmişim. Uyandığımda şeyi hatırlıyorum. Arkadaşlar beni pankartla kaldırmak istiyorlardı. Yaralıydım. Ben ama sırtım çok ağrıyordu. Beni kıpırdatmamalarını söyledim. Bu esnada yanımda birlikte bağırdığım kişinin sesinin gelmediğini fark ettim. Sonra tabipler odasından geldiler. Benimle ilgili de bu da kan kusmuş. Yetiştirmezseniz bu da ölecek dediler. Sonra babam zaten aklını yitirmiş gibi koşmaya başladı. Ambulans, dördüncü ambulans alana girmişler, girebilmişti. 20-25 dakika geçmişti. Alana ambulansları almıyorlardı. Polisler barikat kurmuştu. O saate kadar alanda bir tane polis yokken olay olur olmaz polis kaynıyordu, gazeteci kaynıyordu. O gün hepimiz ölüme terk edildiğimizi düşündük. Buradan birlikte gittiğimiz yakınlarımız birçoğu önümüzde kriz geçirdiler. Otobüste gittiğimiz, orada tanıştığımız birçok kişiyi kaybettik. Birçok kişi ailesinden birilerini kaybetti. Vahşet yeriydi, kan gölüydü. Ve her anını hatırlıyor olmak gerçekten çok kötü. Ama daha kötüsü, unuttuğun kısa bir anı bile polislerin biber gazı attığı için bilincini kaybettiğin an. Çünkü ben akciğerimden yaralıydım. Göğüs kafesinden giren bir bilye sırtımdan çıkmıştı. O da akciğer zarımı delmişti. İki tane de boynumdan girip sırtımdan çıkmıştı yine. Yani akciğerimden yaralıyken bir de üstüne biber gazı saldırı bilincimi kaybetmişim. Orada bayılmışım. İyileşme sürecim Mersin'e döndükten sonra yaklaşık 2 ay sonra, 1,5-2 ay sonra diğer ameliyatım oldu. İç kanama durmamıştı. Fiziksel olarak ikinci ameliyatı atlattıktan sonra biraz daha rahattım. Ama tabii bu ameliyatların üstünden yine böyle bir ay kalkamadığımız bir sürece giriyoruz. Ağır ameliyatlar biraz. Fiziksel süreç olarak biraz olsun iyi olmam, dışarı çıkabilmem, atlatmam yaklaşık 4-5 ayı buldu. Kaldı ki psikolojik olarak zaten çok zor bir süreçten geçtik. Çünkü sevdiklerimizi kaybettik. Hem
fizikselin ötesinde ruhsal olarak kapanmayacak yaralar kaldı bizde. İnsanlar barış istedikçe savaş, ölüm politikaları daha da arttı. Yani bunun sistemsel olduğunu düşünüyorum. Bunun hükümetin, devletin bir politikası olduğuna inanıyoruz artık. Ama bu süreç böyle devam etmeyecek. Yani bu politikaysa eğer biz de mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü başka türlü ayakta kalamayız bence. Yani mücadele etmezsek, mücadeleye olan inancımızı da yitirirsek ayakta kalamayız. Sürdürülen savaş ortamına karşı biz barışta ısrarcıyız ve bunun için de mücadele etmeye devam edeceğiz.